Kardeşlerim, mümin kimdir? Filistin'de cihad eden. Doğru. Mümin kimdir? Mekke'de tavaf eden. Doğru. Mümin kimdir? Sabaha kadar namaz kılan, Kur'an okuyan. Doğru yahu, doğru bunlar. Müminin kalitelisi kim? Yahu en çok infak eden. Bu da doğru. Bir de peygamberin doğrusuna bak ama. Ekmelul müminine imanen, ehsenuhum hulukan. Müminlerin imanda en iyisi, mümin olmanın en iyisi, en iyi mümin, en kaliteli mümin, Allah diyenlerin en iyisi, ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınızda hayrukum linisaihim, kadınlarına en iyi davrananlarınızdır. Bu bir eşlerin eşlere davranması değil, erkeğin kadına davranması. Kardeşlerim, oturup sabah ve akşam birer öğün düşünülecek bir reçete bu. İmanda en iyi olmaktan söz ettiği bir yerde erkeğin kadına iyi davranmasını ucu imana dayanan bir karne notu olarak karşımıza getiriyor. Hiç kimse "bizim evin karısı bunu hak etmez" diyemez. Çünkü hadisi şerifte en iyilik ölçüsünü belirlerken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sabaha kadar namaz kılan kadınlara iyi davranan erkekler demiyor. Peçe takıp bir gözü bile görülmeyecek kadar tesettüre bürünmüş hanımına bu şekilde davranan demiyor. Kadınlarına iyi davrananlardan söz ediyor. Hak ediyorsa kadın bunu da, sen o şekilde davranıyorsan ne âlâ, bir taşla iki kuş vurmuşsun. Hak etmediği halde kadın, sen sadece Allah peygamberine böyle dedirttiği için bunu yapıyorsan, sen taştan su çıkarmış bir kahramansın o zaman. Taşı sıkmışsın, taştan su çıkarmışsın sen. Süngerden çıkarsaydın zaten süngere bastın mı su çıkıyordu ondan diyecektik. Hak etmeyene yaptığın zaman zaten ekstradan bir iş yapmış oluyorsun. Biz Resulullah'ın hatırı için, onun sünnetine uymuş olmak için, ona benzemek için güneşin altında vakfe yapıyoruz ihram dediğimiz şeyle. Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yalın ayak, şişmiş ayaklarınla peygamberin peşinden gitmek için dolaşıyorsun. Evinde, radyatörün başında, mutfakta, sofrada, eğer senden Resulullah bir fedakarlık istiyorsa, Arafat Vadisi'nde gösterdiğin ittibayı, peşinden gitmeyi halının üstünde niye yapmıyorsun ki? Fakire verdiğin sadaka, fakir hak ediyor veya etmiyor, çalıştı çalışmadı diye hesap ederek mi veriyorsun? Dediyse Allah verdim, ne yaparsa yapsın o diyorsun.